Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bugün sizlerle birlikte olmamış incirlerden nasıl incir reçeli yapılıyor onu paylaşmak istiyorum. Olgunlaşmış ve kurumuş, buruklaşmış küçük incirlerden de incir reçeli yapılıyor. Ancak onlarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Eğer fazla kaynatır ve karıştırırsanız parçalanıyor. Parçalanmaması için bu şekilde olgunlaşmamış incirleri toplayıp onlardan incir reçeli yapabiliyorsunuz. Öncelikli olarak toplarken dikkat etmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz bu sap bölgelerinden şuradan süt çıkıyor. Dolayısıyla toplayacak olduğunuz kabın içerisine su koymanız gerekiyor. İncirleri toplarken elinize eldiven giyeceksiniz. O incir sütleri çok ciddi kaşıntılara yol açabiliyor, rahatsızlıklara yol açabiliyor. Onun için incir sütünün yüzünüze, elinize gelmemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Topladığınız bu küçük incirleri direkt su bulunan kabın içerisine bırakıyorsunuz. Evet, suyun içerisinden çıkarttıktan sonra incirlerimizi burada bu şekilde, evet, bu sap bölgelerini bu şekilde kesiyoruz. Bunları ayrı bir kaba koyuyoruz. Yine üzerlerinde süt çıkıyor. Bu şekilde kesiyoruz. Orada yine süt çıkıyor. Bu çıkan sütleri temizlemek için yine sulu bir kabın içerisine koyuyoruz. Evet, ısıttığımız sıcak suları incirlerimizin üzerine döküyoruz. Burada, evet, şimdi kapağını koyacağız. İncirlerimiz yukarıya çıkmadan 10 dakika kısık ateşte bu şekilde hafif hafif kaynayacak. Kaynattığınız suyun içerisine de koyabilirsiniz. Biz kettle'da suyumuzu kaynattık, üzerine ilave ettik. Kısık ateşte bu şekilde 10 dakika kaynatıp içerisindeki acı suyu salacak. O sütleri salacak. O suyu dökeceğiz. Tekrar diğer aşamaları yine birlikte devam edelim. Kısık ateşte bu şekilde yavaş yavaş kaynaması gerekiyor. Niçin kapak koyuyoruz? Çünkü incirlerimiz tam olgunlaşmadığı için ve içleri boş olduğundan sünger gibi yukarıya çıkıyor. Ondan dolayı sünger gibi yukarıya çıkmaması için içlerindeki acı suların, sütlerin incirden uzaklaşması için bu şekilde üzerine bir ağırlık, bir kapak koyuyoruz ki hepsi yeterince bu sıcak sudan istifade etsin, üzerlerindeki, içlerindeki acı suyu salsınlar diye. Zaman zaman bu kapağın yönünü değiştirebilirsiniz, o yanına bu yanına. Her tarafındakiler de eşit şekilde suyun altında kalmasını sağlamış olursunuz. Evet, kaynarken bu şekilde elinize bir kevgir alın ve bu şekilde alt üst ederek her tarafının homojen bir şekilde kaynamasını sağlayın. Daha sonra tekrar üzerini kapatabilirsiniz. Kaynayan olgunlaşmamış incirlerimizi bulunduğu yerden, kaynar sudan alıyoruz. Direkt soğuk suyun içerisine koyuyoruz. Buradan alıyoruz. Soğuk suyun içerisine koyuyoruz. Burada dikkat edin yalnız, sıcak su üstünüze, çocuklara ve çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Bu suyu soğumak üzere bir kenara bırakıyoruz. Daha sonra bu suyu dökeceğiz tabii ki de. Buraya koymuş olduğunuz suya bakıyorsunuz. Bizim incirimiz az olduğu için suyumuz ılımadı. Eğer burada su ılıdıysa suyun içerisine biraz daha soğuk su koymanız gerekiyor. Bakın burada şimdi içerilerine su aldıkları için hepsi neredeyse tabana çöktü. Bir iki tanesi yüzeyde, diğerleri hepsi tabanda. İncirlerimiz soğuk suyun içerisindeyken şurubunu hazırlıyoruz. İncirlerimiz 1 kilogram. Şimdi 1 litreye 1 litre suya 1 kilogram şeker koyacağız. Şekerimiz, şurubumuz kaynadıktan sonra da incirleri ilave edeceğiz. Şimdi şurubumuzu hazırlıyoruz. Şurubumuz
kaynamak üzere. Tam kaynadığı zaman içerisine yarım limon sıkacağız. Bir dal tarçın kabuğu atacağız. 5-10 tane de karanfil ayırdık buraya. Onları ilave edeceğiz. Ve biraz daha kaynatacağız. Evet, suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine yarım limonu sıkıyoruz. Evet, limonlu. Tarçın kabuğumuzu ilave ediyoruz. Evet, karanfillerimizi de döktük. Daha önceden tarçın kabuğumuzu ve karanfillerimizi yıkıyoruz. İncirlerimizi soğuk suyun içerisinden alıyoruz. Sıkıp tek tek İncirlerimizi ilave ettiğimizde şerbetimiz, şurubumuz biraz soğuyabilir. Onun için biraz altını açıyoruz. Daha sonra tekrar kısık ateşe alıp kaynatıyoruz. Zaman zaman bu şekilde homojen olması için karıştırıyoruz. Reçel kıvamını alıncaya kadar bu şekilde kaynatıyoruz. Zaman zaman hem karıştırıyoruz hem de bu ara kontrolünü yapmış oluyoruz. Ham incir reçelimizin kaynama aşamasında bu şekilde köpüklerini çıkarması bunun olgunlaştığının göstergesi. Bunlardan bir iki tanesini bir tabağa alıp şurubuna bakabilirsiniz. Bir tanesinin tadına bakabilirsiniz. Evet, şurubunun kıvamına bakabilirsiniz. Eğer şurubunuz çok suluysa biraz daha kaynatabilirsiniz. Ancak bizim ham incir reçelimizin şurubunun kıvamı, yanılmıyorsam, geldi. Şu anda çok hoş. Zaten kokusu da, rayihası da tam böyle bir reçel kıvamında. Bu şekilde kesip bakabilirsiniz. Evet, yemeğe hazır bence olmuş. Az daha bir 5 dakika daha kaynadığı zaman tamamen olgunlaşacak. Kapatabiliriz. Ben sizin yerinize şöyle bir tadına bakıyorum. Az soğusun tabii, onu bekleyeceğim. Evet, gördüğünüz gibi artık iyice kıvamına geldi. Kaba köpükleri gitti. Şu anda altını da iyice kıstık. Soğumaya bırakıyoruz artık. Yeterince soğuduysa tamamen soğumadan artık bunları kavanozlara yerleştirebilirsiniz. Ağzını güzelce kapatıp daha sonra istediğiniz zaman servis edebilirsiniz. Bu olmamış incirlerin reçeli, ham incirlerin veyahut da iyilekler de olabilir. Erkek incirleri de olgunlaşmadan toplayıp onlardan da reçel yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde küçük olgunlaşmış incirlerin kurumuş olanlarından, buruklaşmış olanlardan da reçel yapabilirsiniz. Fakat onlar da ilk baştaki gibi sıcak suda kaynatma yok. O zaman şurasını kaybeder, tadı bozulur. Onu ayrıca başka bir videoda paylaşırım. Evet kıymetli izleyicilerim, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Her nerede yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler, başarılı yetiştiricilikler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşça kalın.